Hazır mıyız? Hazırız. Işıkları açar mısın? Alexa, turn on saloon video lights. Oldu mu? Ofisin otomasyon sistemini geliştirmeye devam ediyorum. Daha önce Sonoff'un Wi-Fi'li sistemleriyle bayağı bir otomasyon sistemi yapmıştım. Ama videonun altında Wi-Fi'nin güzel yanları da var, kötü yanları da var. Zigbee'yi neden kullanmıyorsun gibi yorumlar gelmişti. Haklılık payı var. Wi-Fi'nin kullanım alanlarıyla Zigbee'nin kullanım alanları farklı. Zigbee'nin pil ömrü vesaire gibi boyutlarının küçük olması gibi bazı avantajları var. O yüzden Reka Smart'a yeni gelen Sonoff'un Zigbee modüllerini deneyeceğim. Şu an elimde bazı Zigbee modülleri var. Zigbee Bridge var. Kapı pencere sensörü var, hareket sensörü var, kablosuz anahtar var, sıcaklık ve nem sensörü var. Bir tane de farklı Wi-Fi modülü var. Bunların hepsini birazdan deneyeceğim. Bu videonun sponsoru rekasmart.com'un sizler için hazırladığı kanalıma özel %15'lik bir indirim kuponu var. Bu indirim kuponu 300 lira ve üzeri Sonoff alışverişlerinde geçerli. Büyük harflerle bitişik bir şekilde Emre Konca yazarak bu kuponu aktif edebilirsiniz ve %15'lik indirimden faydalanabilirsiniz. Sonoff markasının ürünlerini bayağı uzun yıllardır kullanıyorum ve bugüne kadar hiç bozulan bir ürün görmedim. Gerçekten fiyat performans ürünleri. Fiyatlarına göre çok iyi kalitesi var. Bugüne kadar kullandıklarımın tamamı Wi-Fi ile çalışıyordu. İlk defa Sonoff'un Zigbee ürünlerini kullanacağım. Zigbee nerede işimize yarıyor? Ona gelelim. Şimdi Wi-Fi biraz daha fazla enerji tükettiği için ve modemlerin Wi-Fi cihazı bağlama kapasiteleri sınırlı olduğu için Zigbee'ye geçmek büyük otomasyon sistemlerinde mantıklı. Ama bunların fiyatları bir tık daha pahalı olabiliyor. O yüzden eğer 3-5 tane şey kuracaksanız evinize ve küçük sensörlerle çalışmayacaksanız Wi-Fi kullanmak mantıklı olabilir. Eğer çok küçük şeyler kullanacaksanız mesela şunun gibi bunu Wi-Fi ile yaptığınız zaman boyutunun ne kadar büyüdüğüne bakalım. Bu Zigbee ile çalışan bir kapı ve pencere sensörü. Bunun içerisinde küçücük bir pil var ve bu pille yaklaşık olarak birkaç yıl çalışabiliyorlar Zigbee modülleri. Ama aynı işi yapan Wi-Fi modülüne bakalım. Tamamen aynı işi yapıyorlar ve bu çok daha büyük. Bunun içerisinde muhtemelen 2 tane 1.5 voltluk kumanda pili dediğimiz pilden var. Temel olarak farkları bu şekilde. Zigbee modülü aldığımız zaman bir de Zigbee Gateway almamız gerekiyor. Çünkü bunlar doğrudan modeme bağlanırken Zigbee modülleri doğrudan modeme bağlanamıyor. Ek böyle cihazlar gerekiyor. Şöyle sırayla hepsini bir göstereyim. Bu da bunun aynısı. Bakalım içinden başka neler çıkıyormuş. Yapışkan çıkıyor. Küçük bir başlangıç kılavuzu gibi bir kılavuz çıkıyor. Yine bunun içinden de bir yapışkan ve kullanım kılavuzu çıktı. Bu da hareket sensörü. Yine bu da bunun aynısı. Kablosuz anahtar. Bu da şöyle şeyler için lazım oluyor aslında. Mesela böyle masanın üstüne koyup buna bastığımızda herhangi bir ışığın açılması ya da herhangi bir sistemin çalışması için bunu programlayabiliyoruz. Mesela Sonoff'un Wi-Fi akıllı prizleriyle bunu kullanabiliriz. Buna bastığım zaman prize bağlı olan herhangi bir şeyi çalıştırabilirim. Şurada da sıcaklık nem sensörü var. Akıllı ev deyince aklımıza gelen ilk sensör herhalde sıcaklık nem sensörleridir. Evimizin, iş yerimizin ya da çalışan herhangi bir ortamın sıcaklığını kullanabiliriz. Ben genellikle 3 boyutlu yazıcılarımın kenarına koyuyorum bunu. Çok fazla ısınıyorlarsa haberim olsun diye. Sıcaklık şu kadar dereceyi geçerse Sonoff'un akıllı prizlerinden birine bağlı o da. Sıcaklık örnek veriyorum 35 dereceyi geçtiğinde 3 boyutlu yazıcıyı kapat gibi bir senaryoda bunları kullanabiliyorum. Sistemin kurulumunu yapmadan önce otomasyon sistemleriyle alakalı genel bilinmesi gereken bazı şeyler var. Onlardan bahsedeyim. Şimdi Zigbee deyince her Zigbee de birbiriyle uyumlu değil. Mesela benim şu an ofiste Tuya Smart'ın Zigbee modülleri de var. Buradakiler de Zigbee ama direkt benim Tuya'daki gateway'ime, Zigbee gateway'ime bunlar bağlanamıyor. Bunların kendi gateway'i var. Dolayısıyla Zigbee deyince sanki hepsi birbiriyle uyumlu gibi düşünmeyelim. Ama tamamen uyumsuz olarak da düşünmeyelim. Çünkü benim Tuya Smart sistemimin Zigbee modülleriyle bunları Alexa üzerinden birbirine bağlayabiliyorum. Mesela diyelim ki Zigbee Tuya Smart'ın perde motoru var ve buradaki Zigbee hareket sensörüyle ben onu tetiklemek istiyorum. Bunu Alexa üçüncü bir parti uygulama olarak hepsini bir araya getirebiliyor. Yani Sonoff'un Wi-Fi'leri, Sonoff'un Zigbee'leri, işte Blitzwolf'un Wi-Fi modülü, Blitzwolf'un Zigbee modülü gibi birbirinden bambaşka markaların ürettiği şeyleri Google Asistan ya da Alexa gibi uygulamalarla bir araya getirip kullanabiliyoruz. Şu anki kullanacağım Zigbee Gateway de hem Google Asistan'la hem de Alexa ile uyumlu. Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. Şimdi sistemin kurulumunu yapmak için EV-Link uygulamasına giriyoruz. EV-Link zaten bizim Sonoff Wi-Fi'larda da kullandığımız bir yazılımda daha önce eklediğim modüllerin hepsi burada hazır var. Bunu hemen bir cep telefonu şarj aleti ve kablosuyla güce bağlıyorum. Yanından herhangi bir adaptör gelmiyor. Şöyle taktım.
Taktıktan sonra bu kendisi quick pairing mod, yani hızlı bir şekilde eşleştirmek için bir moda giriyor. Şuradan artıya basıyorum. Add one device diyorum. Zigbee biricimizi ekledik. Burada hemen bir tane update gelmiş. Onu da yapalım. Şurada ayarlardan. Şu an update yapıyor. 1.4.0'dı. 1.4.1'e yükseldi şu an. En son sürüme güncellendi. Şimdi buna yeni cihazlar ekleyeceğiz. Nereden başlayalım? Wireless switch'ten başlayalım. İlk önce pilin koruma bandını çıkarmamız gerekiyor. Onun için içini açacağım. Bunu niye bu kadar sert yapmışlar onu da anlamadım ama. Biraz zor çıkıyor. Şu taraftan değil de bu taraftan zorlamak gerekiyormuş. Şöyle bir pili var. Şu poşeti çıkardıktan sonra cihaz çalışıyor. Şurada da bir reset tuşu var. O reset butonuna da bir iğneyle basarak şuradan yeni cihaz ekleyebileceğiz. Şuradaki LED yanmaya başladı. Buradaki Zigbee tarafı da çalışmaya başladı. Şu Wi-Fi LED'i, bu da Zigbee LED'i. Bir tane cihaz bulundu diyor. Next'e basalım. Switch diyor. Evet. Pil seviyesini gösteriyor. Buna isim verebiliyormuşuz. Location olarak salonda kullanacağız bunu. Şuradan kaydedelim. Akıllı switch'imizin bağlantısı bu kadar. Şimdi bunu şöyle tekrar kapatayım. Bunun bağlantısı bu kadar. Diğerlerini de hızlı bir şekilde bağlayacağım. Ondan sonra nasıl kullanıldıklarını göstereceğim. İçerideki odanın kapısında bir kapı sensörü vardı. O yüzden oraya kapı sensörü eklemedim. Sıcaklık ve nem sensörü ekledim. Salonda sıcaklık nem sensörüm vardı. İç odada yoktu. İkisinin sıcaklığını karşılaştırmak isteyebilirim. Bir de hareket sensörü ekledim. İçerideki odaya girdiğimizde genellikle karanlık oluyor. Orada video çekimleri yapıyoruz. En azından bir tane ufak lamba yanarsa biz girdiğimizde önümüzü görebiliriz. Diğer lambaları yakmak için zaten Alexa'yı kullanıyoruz. Alexa işte oda lambalarını aç dediğimizde ya da oda video lambalarını aç dediğimizde kendisi zaten açıyor. Tuvalette yaptığım geliştirmeler ise şöyle. Oraya da bir tane kapı sensörü taktık değil mi oraya? Tuvalet tarafındaysa iki tane sensör ekledim. Bir tanesi kapının açık olup olmadığını kontrol etmek için. O çok fazla işime yaramayacak ama en azından bilgi almak istiyorum. Diğeri de hareket sensörü. İçerideki lambalar zaten otomasyon sistemine bağlıydı ama dokunarak açılıyorlardı. Dokunarak açmayı iptal ediyorum. Çünkü lavabodan çıkarken elimiz nemli ya da ıslak olabilir. Bu da hem hijyenik olarak hem de kirlilik olarak, görüntü olarak kötü bir görüntü ortaya çıkarabilir. Hareket olduğu sürece ışıklar yanacak. Hareket bittiğinde de ışıklar otomatik olarak kapanacak. Bu da aynı zamanda enerji tasarrufu
tasarrufu sağlayacak hem de bize bir kolaylık sağlamış olacak. Diğer tarafta kapının dışarısında bir tane dolap var. O su sayacını ve sıcak su sayacını okumak için bazı görevliler geliyor. Ne zaman açılıp ne zaman kapandığını da takip etmek istiyorum. Şu an ofisle alakalı olup takip edilmeyen hiçbir şey kalmadı. Salon tarafındaysa da şöyle bir problem yaşıyorduk. Her şeyi otomasyona bağladığım için, yani bütün ışıkları otomasyona bağladığım için tuşa basarak açabileceğim bir ışığım yoktu. Ofise akşam geldiğimde, mesela akşam ya da sabah erken saatlerde geldiğimde hemen Alexa diye seslenerek başlıyordum. Onun yerine bir tane buton koyup en azından gözümün önünü görebileceğim kadar ışıkları yakacak bu butonu kullanacağım. Yani buna bastığımda lambalardan en azından bir tanesi yanarsa gözümün önünü görebilirim. Tüm bu geliştirmelerle beraber toplamda 30'un üzerinde Sonoff marka ürün olmuş oldu ofisin üzerinde. Başka markaların ürünleri de var tabii ki. Bunların bir kısmı Tuya Smart'la çalışıyor, Zigbee. Bir kısmı Tuya Smart'la Wi-Fi'de çalışıyor. Diğer kalanlar da Sonoff'un Wi-Fi ve Zigbee ürünleri. Sonoff'un Zigbee ürünlerini ilk defa bu videoda kullandım. Yaklaşık bir 4-5 saattir kullanıyorum. Kapıyı defalarca açıp kapattım herhangi bir bildirimde kayıp yaşayacak mıyım diye. Hiçbir şekilde problem yaşamadım. 4-5 saattir verdiğim bütün tepkilere doğru bir bildirim aldım. Bu videoda Sonoff'un yeni Zigbee ürünleriyle ilgili tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Bir de indirim kuponu paylaştım. Tekrar hatırlatayım. Raka Smart'ta geçerli. Sonoff ürünlerinde 300 lira ve üzeri yapılan alışverişlerde Emre Konca, büyük harflerle Emre Konca kupon kodunu girerseniz %15 indirim kazanıyorsunuz. Sonoff'un Zigbee ürünlerinden genel olarak memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ama Wi-Fi'ları da tamamen çöpe atmayalım. Özellikle Wi-Fi'da Sonoff Mini R2 ve Sonoff Base 2 çok beğendiğimi de tekrar hatırlatayım. Hazır %15 indirim varken de onları almayı da düşünebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.